4'e adım atmış oluyoruz. En son söyleyeceğim şeyi gene en başta söyleyeceğim. Hocam TYT düzeyinde tamam da AYT düzeyinde yeterli mi? Fazlasıyla yeterli olacak bu oynatma listesi. Çünkü biz sınav odaklı gideriz. Biz sınavda gelebilecek sorulara yıldızlar atarız. Onun dışındakileri de mutlaka müfredatta varsa veririz. Ama en önemli yerler ÖSYM'nin soru potansiyelinin olduğu yerlerdir. Bugün tarih bilimine giriş ve zaman ve takvimi işleyeceğiz. Yani ilk girişleri halletmiş olacağız. Bu videodan önce eğer bu videoyla bizi keşfettiyseniz takip etmeyi, abone olmayı mutlaka unutmayın ki devamındaki videoları da günü gününe takip edebilin. Bir de ilk attığımız video yani tarih nasıl fırlanır ve oynatma listemiz hakkındaki 3 dakikalık videoyu mutlaka izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü soruların dağılımı ve konuyla ilgili en azından tarihiyle nasıl fırlayabiliriz bütün hepsinin bilgisi orada var. Bugün tarih bilimine girişle ilk adımımızı atıyoruz. Haydi başlayalım tarih nedirle. Hocam tarih nedir ÖSYM sorar mı? Tabii ki de sormaz. Ama sen yorum düzeyinde tarih nedir bilmezsen büyük sıkıntı yaşarsın. Kalıbı ezberleyeceğine içindekileri ezberle daha iyidir. Tarihte mutlaka bir geçmiş olması gerekiyor. Bir insanın geçmişi olması gerekiyor. İnsan ve insan topluluklarının geçmişte yaşaması gerekiyor. Bak burayı bil. Bunun yanında yer ve zaman göstermesi gerekiyor. Burayı da bil. Neden sonuca dayanmalı ve mutlaka ama mutlaka belge sunmalı. Yani şunu söylüyorum. Sana mutlaka belge olmalı. Belge olmadan tarih nedir? Yani tarih gerçekliğini irdeleyemeyiz, araştıramayız. Bunu bilmeliyiz. Yani kalıba ezberleyeceğine geçmişte olduğunu, neden sonuca dayandığını, yer zaman göstermesi gerektiğini ve belge sunması gerektiğini mutlaka bilmelisin. Hocam önemli mi? Sadece tanımı şöyle bir bil yeter. Tarih biliminin özelliklerine bakalım. Gözlem ve deney yapmak tabii ki de mümkün değildir. Eski döneme dönerek oradaki gözlemi, oradaki deneyi yapamazsın. Bu da mümkün değildir tabii ki de. Buralarda mantığını çalıştır. ÖSYM sormayacaktır ama sen en azından bil. Müfredatta olduğu için. Tarih olaylar kesinlikle tekrarlanamaz. Objektif ve tarafsız olmak zorunda. Yoksa yanlış tarih öğreniriz. Tarihi doğru öğrenemeyiz. Bu da büyük bir sıkıntıya yol açar. Evet şu sayfanın önemli yerine gelelim. Kaynaklara bakacağız. Birinci elden ve ikinci elden. Karıştırılan bir yerdir. Şimdi birinci elden dediğimiz zaman olayın geçtiği döneme ait belge ve kalıntı olması gerekiyor. Hocam ne demek? Direkt o yıllarda yani o dönemde olan bir şey olması gerekiyor. Bak para. Paranın üstüne baktığın zaman belki bir hükümdar hükümdarın resmini, belki hükümdarın oradaki dönemini ya da tarihini göreceksin. Bu da sana direktman birinci elden kaynağı verecek. Bak kitabeler o dönemlerde olduğu için de tabii ki de sana birinci elden arkeolojik kalıntı da o dönemlere ait olduğu için birinci eldeni bana verecek. Peki hocam ikinci elden farkı tam olarak karıştırıyorum. İkinci eldeni gördüğün zaman olayın geçtiği döneme yakın ya da dönemin kaynaklarından faydalanarak meydana getirin. Hocam bizi tanımlara boğma çok haklısın. Bak hikaye, destan, film ya da şöyle örnek vereyim özellikle film. O dönemin filmleri çekilirken o dönemler dekorları, o dönemler kullanılır. O dönemlerin bilgileri alınır ama bu dönemde çekilir. Ama sana o dönemin bilgisi verilir. Ama bu dönemde çekildiği için bu ikinci elde ne girer? Yani birinci elden direktman o döneme ait özellikleri olması gerekiyor. Bak para, kitabı, arkeolojik kalıntı gibi. Farkı anlattığımı düşünüyorum. İkinci elden, birinci eldenin olaylarından ve durumlarından yararlanarak oluşturulur. Ama birinci elden direktman o döneme aittir. Atalım yıldız. Karıştırıldığı için ÖSYM tarafından soru potansiyeli olabilir. Tarihi olay ve tarihi olgu. Bu sayfanın önemlilerinden biri. Soru gelir mi? Bak yıldızı önceden atmışız. Sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik alanlardaki anlık kısa süreli olaylardır. Yani gündelik hayatta da yaşadığımız olaylar olabiliyor. İşte onlar kısa süreli olduğu için tarihi olay da buradan aklına gelsin. Başlangıç ve bitişi bellidir arkadaşlar. Yani Talas Savaşı gibi, Kurtuluş Savaşı gibi düşünebilirsin. Tekrarlanamaz bir defa Talas Savaşı oldu, bir defa Kurtuluş Savaşı oldu gibi düşüneceksin. Olayla olgunun farkı buradan. Olay kısa süreli olaylar. Olgu ise olaydan doğan sonuçlar gibi düşüneceksin. Uzun süreli gelişme. Hocam tanıma boğma bizi çok haklısın. Anadolu'nun Türkleşmesi bir olgudur. Yani Anadolu'yu Türkleştirmek bir anda olamaz. Hadi gel biz burayı Türkleştirelim yapamazsın. Orta Asya'dan göçler, oradan buradan göçler, topluluk ve uzun süre sonunda artık Anadolu Türkleşir. Hristiyanlığın yayılması bir olgudur. Yani Hristiyanlık dini çıktı diye herkes Hristiyanlık dininin
benimserme hayır ama zamanla Hristiyanlık yayılır. Yani uzun süreli olduğunu olgunun bilirsen bu ikisinin farkını artık yapabilirsin. Buraya da bir yıldız attık. Şu ikisi bu sayfada çok önemli. Tarih öğrenmenin faydalarının mantığını çalıştırabilirsin. Çok hızlı geçiyorum. Bak buraları hızlı geçiyorum, seni sıkmayacağım. Devletler arası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözer. Geçmişten ders çıkarmamızı sağlar. Tarihi incelemeler, yorumlar yapmamızı sağlar. Milli bilinci yükseltir. Önemli mi? Değil. Burada bilmen gereken kaynak, tarihi olay ve tarihi olgudur arkadaşlar. Şimdi geçiyorum ikinci sayfaya. Evet, bu konunun en önemli yerlerinden biri, özellikle şu bölüme çok dikkat edeceğiz. Tarih biliminin araştırma yöntemlerine bakacağız. Tarihi yazarken önce konu saplanır. Bir konu olmadan bir araştırma yapabilir misin? Yapamazsın. Konu kaynak taraması yapılır. Bunların amacı tarihi olayları doğru anlatmaktır. Yani tarih araştırma yönteminin oluşmasının sebebi doğru anlatmaktır. Doğru bilgi vermektir. Hocam önemli mi? Değil. Önemli olan neresi? İşte burası. 5 sene önce direkt soru olarak geldi tenkit. Bu sene de gelebilir. Biz bunları bilmeliyiz. Özellikle sosyal bilimlerin iki kısmı zaten ezberlemeli. Eşit ağırlık kısmı bilmeli. TYT'de de yorumlayacak düzeyde bilmeliyiz. Şimdi bir tarama, kaynak arama. Arkadaşlar, taramanın kaynak arama olduğunu bilirsen zaten bu soruyu yaparsın. Yani şunu demek istiyorum. Bir yerde bir kaynak ararken bir kütüphanede tararsın değil mi? Bir kitapları tararsın. İşte bu kaynak aramadır. Ve tarih bilimini araştırma yönteminin birincisidir. Sen tarih bilimini araştırma, bir tarihi araştırırken bir kütüphaneye gittiğini varsayalım. Kütüphaneye gidersen kitaplarının içindeki bilgileri sürekli şöyle taraman kaynak aramadır. Yani taramanın kelime anlamı kaynak arama. Araştırmaya başlandığı yerdir. Kaynaklar taranır ve toplanır. Bence karıştırılacağını düşünmüyorum. Tasnif, iki tasnif. Tasnifin kelime anlamının sınıflandırma olduğunu bileceksin. Bilirsen soruyu doğru yaparsın. Yukarıda kesinlikle sınıflandırma kelimesini geçirir. Senden tasnif cevabını ister. Öğrencilerimin bazıları şöyle kodluyor F'lerden. Olabilir, saygı duyarım. Belgeler ve kaynaklar artık ayrılır. Yani zaman ve konu. Zamana, konuya göre tarih, mekana göre tarih gibi ayrılır. İşte buna tasnif sınıflandırma derim. Daha kolay araştırırsın. Şimdi Fatih dönemi dediğin zaman mı daha kolay araştırma yaparsın? Yükseliş dönemi dediğin zaman mı daha kolay araştırma yaparsın? Tabii ki de Fatih dönemi dediğin zaman. Çünkü sınırlandırıyorsun. İşte bu da tasnifteki fayda bize. Şimdi geçtik tahlile. Bence bu ikisi arasında karıştırma olmayacak. Tarama çok basit. Kaynak ararsın, zaten aramadan aklına gelsin. Tasnifi de F'lerden ve sınıflandırma kelime anlamı olduğunu bileceksin ve doğruyu yapacaksın. Geçtik 3'e. Tahlil. Tahlilin anlamı çözümlemedir. Bak bu da kodu şu olsun. Bunun da taktiği çok olsun. Bugünlerde biliyorsunuz çok meşhur taktikler. O zaman şu olsun tahlil. Hastaneye gittiğinde tahlil verirsin. Onu çözümleyerek senin hastalığını söylerler. Eğer buradan soru gelirse kaçıracağını artık düşünmüyorum. Çözümleme tahlildir, unutma. Toplanan verilerin kaynak değerli yeterli mi değil mi? Bak çözümleme yapıyorsun. Yeterli değilse ekleme, fazla ise çıkartmaların yapıldığı yerdir çözümleme. Hastane aklına gelsin, tahlil yaptırmaktan çözümlemeyle senin hastalığını bulurlar. İşte bu üçünü artık öğrenmiş olduk. Geçtik 4'e. Tenkit eleştiri. 4 veya 5 sene önce direkt soru olarak gelen burasıydı. Öğrencilerim T'lerden birazcık kendilerine pay biçiyorlar. Şuradan F biçtiği gibi senin de aklına gelebilir. Belki sınavda neydi derken T'lerden yola çıkarsın. Tenkit'in kelime anlamı eleştiri, unutmayacaksın. Eleştiri dediğimiz şey olduğu zaman olumsuz eleştiri sadece aklınıza gelmesin. Olumlu eleştiri de bir eleştiri içerisine girer. Konu hakkında farklı görüş ve önerilerin alındığı yerdir. Dış tenkit ve iç tenkit olarak ikiye ayrılır. Hocam buradan soru gelir mi? Şuradan çok gelmez ama biz tenkitin eleştiri olduğunu mutlaka bileceğiz. Ama müfredatta olduğu için burayı da bilelim. Dış tenkit dediğimiz zaman, hadi gel bir taktik daha verelim. Kitabın dışı, yani kitabın kapağı, bak dışı, kitabın kapağı. Kitabın kapağında ne yazar? Eserin mutlaka yazarın ismi yazar değil mi? Eserin yazarı, basıldığı yer, yani tarihi gibi yerler belirtilen yer dış tenkittir. Yani kitap kapağı gibi düşüneceksin dış tarafı. İç tarafı da iç tenkit, yani iç eleştiri. Verilen bilgiler farklı kaynaklarda nasıl? Yani daha uzman kişiler bu konuyla ilgili neler bilirmiş? Araştırmanı da yaptın, çözümlemini de yaptın, eleştirini de yaptın. Artık son aşamaya geldin. Terkip, kelime anlamı sentezdir. Elde edilen bilgiler gözden son kez geçirildi diye YKS soru sorarsa bunun anlamı terkiptir, sentezdir, unutma. Yazım aşamasına geçildiği yerdir. Bence burası çok önemli. Buradan soru gelirse en büyük ihtimal buradan gelir. Yıldızı da gene atalım, mutlaka bilinmeli. Geçtik tarihin sınıflandırılmasına. Zamana göre, bak mantığını çalıştıracaksın. Zamana göre dediği zaman Fatih dönemi, Kanuni dönemi aklına gelecek. İlk çağ tarihi 15. yüzyıl aklına gelecek. Mekana göre bakalım. Orta Asya tarihi
tarihi, Türkiye tarihi. Bak bir coğrafya var. Mekanda ne olur? Coğrafya olur. Konuya göre geçiyoruz. Bir konu olmalı. Dinler tarihi, sanat tarihi gibi gibi konular olmalı. Bence burada bir problem yok. Bence bunların mantığını çalıştırarak da rahatlıkla yapabilirsin. Önemli olan burası bence, ezberlenmesi gerekiyor. Sınıflandırma daha kolay incelenip öğrenilmesi için yapılır. Sen kolay öğrenmesi için bir sınıfa ayırmak zorundasın. Zaman konu, demin bahsettiğimiz konu. Bir sıkıntı yok burada. Bir soruda zamana göre sınıflandırma soruyorsa tarih arayacaksın. Tarih zaten zamanla, bak zaman arayacaksın. Bir zaman arayacaksın. Şurada 15. yüzyıl ilk çağ gibi. Mekana göre soruyorsa bir coğrafya arayacaksın. Konuya göre soruyorsa olay, bölüm, durum arayacaksın. Bence burada herhangi biriniz karıştırma şansı yok. Önemli olan bu sayfada buydu. Güzel bir ders oluyor. Bence YKS düzeyinde fazlasıyla yeterli olacağı gibi konu kavram testlerinde de full'e yakın çözeceğinizden eminim. Zaman ve takvim konusuna geçiyoruz. Haydi çok ilerledik, devam edeceğiz. Şimdi insanlar çeşitli takvimler kullandı. Tamam. Hocam buradan mı sorar? Hayır, buradan sormaz. Peki nereden sorar? Sümerler konusuna gelince ayrıntılı işleyeceğiz ama ay yılı esaslı takvimin Sümerlere ait olduğunu bileceksin. Bak direkt ayırt edici sorudur. Ay yılı esaslı takvim Sümerler. Benle beraber tekrar et. Ay yılı esaslı takvim Sümerler, unutma. Mısırlılar da güneş takvimini buldu. Bu güneş takvimini kim bulmuştu ya dediğin zaman Mısırlılar aklına gelecek. Şu ikisi bu sayfa için, yani şu bölüm için fazlasıyla yeterli. Güneş yılı takvimini daha sonra Roma İmparatoru Julius Caesar geliştirip Gregorian takvim adını verdim. Soru potansiyeli var mı hocam? Yok, ama müfredatta geçtiği için bilelim. Ama şu ikisi bizim için hayattır, candır arkadaşlar, unutmayalım. Türklerin kullandığı takvimler. OGM materyallerde dedim. Özellikle müfredatta da fazlasıyla geçiyor ama uzun yıllarda soru olarak gelmiyor. Ama hadi gel biz bu sene daha fazla işleyelim, bakarsın soru olur. 12 hayvanlı Türk takvimi. Türklerin en eski takvimi olduğunu bileceksin 12 hayvanlı Türk takviminin. Yıl 365 gün, güneş yılı esas. Aylar sayılarla, yıllar hayvan isimleriyle. Bak kaplan, ejderha, tavşan, fare, öküz, yılan, at, maymun, tavuk, domuz, köpek. Hocam ezberleyelim mi? Hayır, ezberleme. Genel kültür olsun, en azından bilmiş ol. Aylar sayılarla, yıllar hayvan isimleriyle. Özellikle 12 hayvanlı Türk takvimini sorarsa Türklerin en eski takvimidir vermek zorunda. Başka ayırt edici bir yer yok çünkü. Geçtik hicri takvime. Bak soru potansiyelinin en yüksek olduğu yer, eğer Türklerin kullandığı takvimlerle sorarsa. Neden hocam? Çünkü hicri takvim ay yılı esaslı tek takvimdir. Unutma, Türklerin kullandığı takvimde. Bak hepsinde güneş olacak ama hicri takvimde ay yılı olacak. Unutma. 12 aydan oluşur. Hazreti Ömer dönemini gördüğün zaman hicri takvim gelecek. Hazreti Muhammed'in hicreti esas alınarak oluşturuldu. Bak ayırt edicidir. Ay yılı esası gördüğün an hicri takvim gelecek. Celali takvime geçtim. Güneş yılı esas. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah kelimesini duyduğun an Celali takvimi işaretleyecek benim öğrencim. Takvimi Melikşah Şak'ta denir. Bence şurası karıştırılmaz ama şunu mutlaka bilmelisin. Geçtik Rumi takvime. Eğer bu sene hocam Rumi takvime sordular diyorsanız bana şunu vermek zorunda. Osmanlı mali işlerde kullanılan takvimdir dediği zaman Rumi takvim. Başka bir şey ezberlemene gerek yok. Boğulma. Yani tanımlarla boğulma. Evet, müfredat çok geniş tarihte ama sen şunu bil, Rumi takvimle ilgili yeterli. 1 Mart mali yılbaşı olarak kabul edilir. Gene güneş yılı. Ya güneş yılı esastır diyebilir mi? Bak her yerde güneş yılı esas var. Bunu diyemez ama bunu demek zorunda. Sen de Rumi takvimi işaretleyeceksin. Miladi takvim hepimizin bildiği, yıl 365 gün 6 saat. Hazreti İsa'nın doğumu başlangıç. Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1 Ocak 1926'dan itibaren kullanılmaya başlandı. Gene güneş yılı. O zaman bizim için ne önemli? Ay yılı esaslı hicri takvim, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın Celali takvimi, Türklerin en eski takvimi 12 hayvanlı, Osmanlı mali işlerde kullanırsa Rumi takvim, bitti gitti. Al sana Türklerin kullandığı takvimleri, 2 dakikada anlattık. Tarih yazıcılığının gelişimine bakalım. Hocam soru gelir mi? Biz bilelim. İnsanlar olayları kaydetmek ister. Bu da tarih yazıcılığını ortaya çıkardı. Türklerde tarih yazıcılığı önemlidir. İlk örnekleri tabii ki de Orhun abideleri. İlk Türk tarih yazıcılığı Vezir Tonyukuk'la başlar. Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün rolü çok büyüktür. Her şeyde olduğu gibi çok büyüktür. 1931'de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, yani Türk Tarih Kurumu kuruldu. Bunu mutlaka bilelim. Arkadaşlar bu sayfada tabii ki de Türklerin kullandığı takvimlerde alev alev yanan yerler, buralara dikkat edelim. Evet, geçiyoruz son sayfamıza. Çok sıkmadan anlatmaya çalışıyorum ama 20 dakikada ilk iki üniteyi anlattım. Tarih bilimine giriş tamam gibi. Zaman ve takvim tamam gibi.
Bundan sonra güzel de bir haber vereyim. Videoların içerisine testler de koyacağız. Konu kavram testleri de koyacağız. Belki denemeler de ekleyebiliriz ileride. Güzel bir oynatma listesi seni bekliyor tarihle ilgili. Amaç full çekmek. Sayısalda zaten eksiğim var. Sayısalda eksiğim varsa o zaman tarihte fullden başka amacın yok. Hikayeci, rivayetçi tarihe bakalım. Adı üstünde, mantığını çalıştır. Rivayet, geçmiş zaman o ki hikayeci. Hikayeler ve efsaneler ön planda. Bilmen gereken şu: Herodot'un tarihi historia eseri var. Herodot da tarihin babası, hepimizin bildiği gibi. Destanlar bu dönemde değer kazandı. Şurayı bilelim yeter bununla ilgili. Öğretici pragmatik tarihe bakalım. Pragmatik'in kelime anlamı öğretici, unutma. Kurucusu antik Yunan tarihçisi Tukidides, yani bunu bilelim. Atalım yıldızımızı. Tarihin amacı masal ve hikaye anlatmak değil, siyasi olayları bulmaktır. Aman unutma. Hocam soru gelir mi ya? Gelmez. Sen müfredatta olduğu için bil. Gelmez demelim de en azından müfredatta olduğu için bil. Biz zaten soru gelecek yerlere yıldız 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 yapıyoruz. Bilginiz olsun. Allah Allah, şöyle bir ilerlediğimiz zaman artık konular bittikten sonra da hızlı genel tekrarlar yaparak en önemli yerleri de tekrar tekrar üstünden geçeceğiz. Merak etmeyin. Araştırmacı tarihi neden sonuç nasıl tarihtir. Hala kullanılır. Amaç neden böyle? Bak, bir şey araştırırken hala neden böyle oldu? Neden bu savaş çıktı? Sorular sorarak tarihi yapıyoruz. Kaynaklar tabii ki önemli. Yer, zaman, neden, sonuç bir bütündür. Bil yeter. Sosyal tarih, soru gelir mi? Gelmez. Ama sen müfredatta geçtiği için bilmek zorundasın. Nasihat vermek önemli. Toplum merkezi. Sosyallik zaten toplumluk. Kronolojik tarih, zaman önemlidir. İsim ve zaman, neden, sonuç önemli değildir. Hocam soru gelir mi? Gelmez. Ama şıklarda olursa bilsen bunun kelime anlamını. Bu sayfanın alev alev yanan ve son kısmımız olan tarihin diğer bilimlerle ilişkileri. Soru geliyor. 5 sene önce gene geldi. Gene gelecektir. Biz bu senede önlemimizi alalım. Coğrafya dediğin zaman aklına mekan gelecek. Coğrafya ile tarih tabii ki de birbiriyle ilişkili olacak. Arkeoloji dediğimiz zaman kazı bilimi gelecek. Mutlaka hepimizin bildiği gibi. Kronoloji dediği zaman bir zaman bilimi gelecek. Epigrafya, kitabe, anıt bilimi, ezberlemek zorundasın. Başka çaren yok. Paleografya, yazı okunmasını sağlayan bilim dalı. Filoloji dil bilimidir. Aman dilolojiyle karıştırma. Filoloji dil. Filoloji dil, aman dikkat. Diplomatik belgeler bilimidir. Beraz, ferman, hüküm. Bak, belge vardır. Belgeler bilimi. Diplomatik olaylardan aklına gelsin. Belge olduğu siyaset gibi düşünebilirsin. Etnografya, toplumların yaşayışlarını, örf adetlerini inceler. Numizmatik para bilimidir. 3 sene önce bir kurumda çalışırken bir öğrencim söylemişti. Hocam para bilimi, numizmatik, bankamatikten gelir benim aklıma demişti. Vallahi güzel, helal olsun. Eski paraları inceler. Heraldik arma bilimidir. Sicilografi mühür bilimi. Onomatoloji isim bilimi. Hukuk toplumu ilgilendiren kuralları inceler. Sosyoloji toplumu inceler her zamanki gibi. Antroponomi şahıs hatlarını. Kimya hangi döneme ait olduğunu, karbon yöntemiyle o hangi döneme ait onu işler. İstatistikte matematiksel verileri. Coğrafyaya yardımcı bir tarihin diğer bilimler ilişkileri de coğrafyadan başlar, sona kadar istatistiğe kadar gider. Şunun dışında bir yerden soru gelmez ama burası ezberlenmeli, başka çaren yok. Vallahi güzel oldu. Sadece sınav odaklı gittiğimizi fazlasıyla düşünüyorum, o konuda aklın kalmasın. Abone olmadıysan hemen önce bir abone ol, çünkü oynatma listesini günü gününe takip etmen tabii ki senin için çok önemli olacak. Özellikle bizi tercih döneminde, özellikle beni tercih döneminde çok fazla tanıdığınızı biliyorum. Ama benim branşımın da tarih olduğunu lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kolaylıklar diyorum. Ders çalışmayı bırakmayın. Günü gününe tekrarınızı yapın. Bir de şu dersi güzel çalıştıysan, tekrarını yap, notunu aldıysan, git kavram testini çöz. Bak oturduğunu nasıl göreceksin. Kolaylıklar, başarılar.